Agalarım, herkese selamlar. 29 ve 30 Mayıs 2024, çarşamba ve perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden, yüksek oranlarından hepsinden bahsedeceğim. Şimdiden herkese bol şanslar. Sizlerden tek ricam aga, tekrardan söylüyorum. Bak ben yaz döneminde her gün de video çekerim sizlere. Ama desteği elden bırakmayın. Beğeni, yorum, en azından yorumlara emeğine sağlık. Teşekkürler Kangal. Bu tip yorumlar önemli aga. Çünkü zaten illaki bir kitlede bir azalma olacaktır. Yaz döneminde oynamayanlar illaki oluyor. Kendi benim mesela yakın arkadaşlarım da yaz döneminde çok oynamıyor vesaire. Ama oynayanlardan da şöyle desteği bekliyorum aga. Onu belirteyim. Başlayalım. Öncelikle aga Haziran için katı Telegram gruplarımız yenilendi. Her ayın 27'sinde biz gruplarımız yeniliyoruz. Mayıs ayı gruplarımızı kapattık. Haziran gruplarımızı açtık. Dün de çok güzel bir başlangıç yaptık zaten. Güzel kazanaraktan devam ettik. Ondan da bahsedeceğim. Haziran ayı için gruplarımız olmak isteyen veya Haziran ayında bizleri desteklemek isteyen, bahislerimizden faydalanmak isteyen herkesi gruplarımıza bekleriz. Her türlü soru görüş öneri, her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyenler vesaire de WhatsApp hattından solda gördüğünüz numaradan açıklama kısmına linki var. Yorumlar kısmında sabitlenmiş linki var. Oradan doğrudan iletişime WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geçtim bunu da. İki adet skor yarışmamız var. Aga daha önce Galatasaray ve United maçlarının skorunu sormuştum. Baktım da bilen olmamış. Ya yani bilen var da maçlar bittikten sonra yazmış. Onları ben kabul etmiyorum. Bilenler varsa spama düşüyor bazen. Bana WhatsApp'tan yazsın. Ben bulamadım çünkü. Maç skoru yarışmamızda Olympiakos'la Fiorentina, Sakarya ile Bodrum bir tanesi çarşambadan, bir tanesi de perşembeden maç skorları ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Toplamda 4 kişiyi Haziran ayı boyunca gruplarımızdan misafir edelim Daha Haziran'ın da ikinci gününde izleyelim. Misli olaraktan da çok güzel ilerledik. Özellikle şu e, Süper Lig'in son günü Hatay'ın ben galibiyetini bekliyordum. Çok güzel açıkladım aga. 5.000 misli vurduk. 1.60 gibi oranı vardı zaten Avrupa'da. Yasalda 1.48 çok güzel kar bıraktı. Fenerbahçe'nin her iki yarayı kazanır oranı çok iyiydi. Onu da güzel orandan değerlendirdik. 4.000 misli aldık. Bir de 3.000 misli 1.64 gibi orandan Avrupa yüksek misli yaptık. O da geldi aga. Yüksek misli bizim sadece Avrupa'ya özel değil aga. Ağırlıklı hatta nesine yasala göre yapıyorum. Böyle bir buçuk üst, bir buçuk üst, bir buçuk üstleri de zaten yüksek misli de Avrupa olarak da öneriyorum. Yüksek misli seviyemizde bu dönemde bile devam ettiğini belirtelim. NBA tercihleri oluyor. Her gece NBA yapıyoruz. Dün gece saat 4.30'da NBA yaptık. Daha yeni uyandım. Saat 11.30 sesimden de belli az buçuk. Maçlar hazırlamıştım geceden de. Videosunu çekeyim. NBA'lerimiz de devam ediyor. Bunların hepsi ekstradır. İdeal kombinlerimiz de aynı şekilde yaz döneminde düm devam ediyor. Dün Ostendel'in basketbol maçını aldım değerlendirdim. Mesela anladınız mı? Bu şekilde her türlü e, emek var diyelim arkadaşlar. Canlı olarak izlediğimiz maçlara çok güzel canlılar yaptık. Dün zaten bülten yok dersin ama 30 tane canlı yaptık. 25-26 tanesi geldi zaten öyle söylüyorum. Birazdan bahsedeceğim. Herkese açık telegram grubu açıklama yorumlar kısmında linki var. Buraya da mutlaka tıklayıp gelin. Hatta ben sizlere herkese açık telegram grubunun ekrandan göstermek istiyorum. Bak aga gruplar yenilendi demişim tamam mı? Devam. Dedim ki aga size bir tane canlı atacağım. Kastamonu ile Iğdır'ın maçı var aga. Maçı da izliyorum ilk yarı 2-0 bitti. Ben diyorum ki Kastamonu'nun bir golünü alalım buradan aga. Kastamonu'nun kaçırdığını gördüğünüz gibi %99 kaçırdı. Dakika 90 artı 1. Hakem de 90 artı 2 vermişti. Penaltı Kastamonu. Aga gol oldu mu? Haziran ayı açılışını yaptık mı birde bir? Tebrikler. Gruplar yenilendi vesaire. Bohum maçı vardı. Dedim ki buraya attım. Herkes açık telegram grubuna. Aga dedim ki maç güzel devreden bir gol alalım dedim ya. Bohum tarafından bekliyordum. Golü Bohum atmadı mı? O da geldi mi geldi. Çok güzel bir canlı vereceğim dedim devre arasında. Dedim ki bak ilk canlım. Bohum deplasman 1.5 üst. Düsseldorf ev 0.5 üst. Bak maç 1-0 bitti ikinci yarı. Dedim ki maç geleneği 2.5 üst alın dedim aga. Bohum attı mı? Attı. Üçüncü golle Bohum attı mı? Attı. Deplasman bir buçuk üst geldi. Maç genel iki buçuk üst geldi. Bohum da ligde kaldı aga. Hoffman attı golü de. Hatta ne oldu? Bakın profesörün vermiş oldu canlar. 16, 15, 17, 16, 18, 17 devam ediyor. Bohum 2,5 üst geldi mi? Dedim ki aga, size çok güzel bir canlı daha vereceğim dedim. Uzatmalar berabere biter dedim. Aga. 95. dakika verdim. Uzatma başladı 1.71 gibi orandan. Uzatma berabere bitti mi? Bitti aga. Bohum çıktı mı üst lige? Sesli analiz yaptım. Geldi. Aga yani maç çok diye bir şey yok. Taşı sıkıp suyunu çıkartmaya devam. Hep birlikte. Başlayalım. Şimdi ilk mücadelemizle şeyle başlayalım. Olympiakos maçıyla başlayacağım. Aşağıdan yukarıya gideceğim ama sizlerden de beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Ha, yani ricamdır. Yani beğeni ve yorumlar benim için önemli. Olympiakos Fiorentina. Şimdi özellikle şimdi maç nerede aga? Maç nerede? Maç Yunanistan'da aga. Atina'da oynanacak bir karşılaşma. Final mücadelesi. Atina'da Yunanlıların önünde oynanacak bir karşılaşma ve bir Yunan takımı finalde. Her türlü sağ avantajı burada Olympiakos'ta İtalya'dan ne kadar adam gelecek ki? Fiorentina'dan? Her türlü sağ avantajı Olympiakos'ta. Fiorentina içinde bile Yunan olacak yani öyle söyleyeyim ben size. Şimdi bana sorarsanız da Fiorentina daha iyi takım aga. Net bir şekilde söylüyorum. Fiorentina Olympiakos'tan çok daha iyi bir takım. Ben burada bir şeye gitmek istemiyorum. Aslında ya tarafa gitmek istemiyorum kesinlikle. Dış etkenler olarak baktığımız zaman da Olympiakos'un kupayı kaldırılır. yakışır Aga. Yunanistan'da her türlü kazanmak için her şeyi yapacak. Aga ben yüksek bu maça ideal tercihim yok benim. Diyorum ki toplam gol aralığı 2-3 gol. 1.77 gibi orandan. Bu arada Fiorentina geçen yılda e, konferans ligi finalindeydi. West Ham'a e kaybetti ve maçı çok iyi oynamıştı. Ben yine burada toplam gol aralığı 2-3 gol 1.77 gibi orandan değerlendirdim. Biraz daha yüksek orandan ve dış etkenler olarak baktığımız zaman da Avrupacılar özellikle kupayı da Olympiakos alabilir. Ama nasıl alır biliyor musun? Bir bir biter mesela uzatmalarda falan alır. Öyle bir maç olur gibi geliyor bana. Bran'la Christian Stutt mücadelesi. Bran'ın da son mücadelesini izledim. Kendi evinden Molde'ye mağlup oldu 3-1 gibi skorla. Aga Bran da sağlam. Yani son 2-3 yıldır gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Artık bu Norveç Ligi'ni de izliyoruz zaten biliyorsunuz. Ben burada Bran'ın galibiyetini aldım. Galibiyetinden ziyade ilk yarıdan gelecek bir galibiyeti. İlk yarıda Bran burada Christian Sut'a karşı galip gelecektir. Zaten Bran'ın tek şeyi Aga çok fazla baskı kuruyor. Baskı kurarken arkada boşluklardan gol yiyor. Umarım yemez. İlk yarı yönde kapatırsa işimize gelir. İlk yarı bir değerlendirdim. Bodo Glip mücadelesi. Bodo'nun son maçlarını izleyenler varsa son iki maçını da takip ediyorum. Aga herkesi yatırıyor. Bak herkesi yatırıyor. Neden yatırıyor biliyor musun? Ben de anlatayım size. Yaz şimdi iddiacı dayılara bakalım. İddia bahisinde oluyor. O Bodo'nun maç varmış yüklen yüklen yüklen. Aga Bodo'nun her maçına çok fazla yüklenme oluyor. Ve son dönemde e, yani görüyorsun, 45 artı 1 ilk kere 1 vermişim. 45 artı 2 de gol diyor mesela anladınız mı? Çok fazla yüklenme oluyor. Ben bu dış etkenlerin ne olduğunu düşünüyorum. Zaten geçen maç 2-2 bitti. Çok yüklenme vardı aga. Yani Bodo'nun oranı bir 20 bir 19. Herkes yüklerini patlatıyorlar aga. Yapacak hiçbir şey yok. Benim de burada beklentim Bodo'ya yine yükleneceklerdir. Bak galip gelir mi? Galip gelir yine Bodo. Bodo'nun zaten oranı yok haka. 1 0 Ben diyorum ki Sandefjord'un burada atacağı bir gol aga. Deplasman'ın bir golüne 47 oran açmışlar. Neden olmasın aga? Bodo düşüşte. yani Bodo tarafına gitmek istemiyorum. Ben burada Sandefjord tarafındayım. Deplasman'ın bir golü 1.47. Mialbi ile Hekim mücadelesi. Maçın daha güzel olması yüksek ihtimal tempolu geçecektir özellikle. Bu mücadelede benim beklentim özellikle Hacken tarafı şunu da söyleyeyim. Hacken tarafı daha iyi takım Mialbi'ye göre. Ee, daha tempolu oynayan bir takım. Son maçlarda mağlubiyetler aldı. Tep mağlubiyetler aldı. 3-0 ilgiler vesaire. Ama ben burada güzel bir maç olur. özellikle Hacken tarafında reaksiyon Mialbi'nin de kendi oyuna bakarak da kendi evindeki oyunun özellikle Karşılıklı gelecek golleri bekliyorum. Mücadelede 1-1 alırsa biri 2-1 ayarında koparır gibi geliyor. Değerlendirecekler de bol şanslar. Ayın 30'una geçtim. Sakarya ile Bodrum'un maçı var. Aga bu maçın namaz skorunu sizlere sordum. Şimdi iki takımın da oyuna baktığımız zaman da Bodrum Aga arkasına yaslanan bir takım. Yani daha çok arkasına skor olsun veya skoru korumak adına olsun. Skoru eline alırsa yaslanır. Skor beraber çok çıkmaz yine yaslanır. Sakarya'da biraz daha tersi. Sakarya'da biraz daha önde oynayan, biraz daha hücumu düşünen, öne geçse de ikinci golü arayan bir takım. O yüzden iki tip iki tip farklı takım burada karşımızda. Benim beklentim burada aga 2.5 alt çok fazla gol çıkmaz diye düşünüyorum. 1.56 gibi orandan değerlendirdim. Değerlendirmeyi böyle yaptım. 1.56'dan. Mücadelede yine 3 golün sesi gelmesini beklemiyorum. Çünkü tek maç final maçı kazanan Süper Lig'e çıkıyor. Ve mücadelede sıfırdan bir ayarına ben biraz daha yakınım. İlk golü de yüksek orandan 1.82 Sakarya'dan öneririm. Maçın 3 gol olmasını beklemiyorum. İlk golü Sakarya atar 1-0 bitebilir veya 2-0 bitebilir veya 1-1 uzayabilir. O yüzden her türlü analizime bu iki tercih oluyor. İdeal yüksek oranı sizlere sundum. Cremonese ile Venezia mücadelesi. Venezia'da kadrosu kaliteli hattan normal sezonda en çok gol atan takım Venezia. Bunu da belirteyim. Cremonese de kendi evinde çift maç olarak oynanacak. Mücadelede şöyle söyleyeyim. Çift maç oynanacağı için ev sahibi avantaj almak isteyecektir. Ama gerçekten zor karşılaşma tempon olacağı bir karşılaşma olabilir. Benim tek tercihim burada yüksek orandan 2-3 gol bandını değerlendirmemizdir. Toplam gol alı, gol aralı 2-3 gol bekliyorum. Değerlendirecekler bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlı video, e, videomuzu tamamlamış olduk. Tercihlerle birlikte değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlar geldiyse çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.